İzleyenler, Ünye Merkez Kaledere Mahallesi Üniport önündeyiz. Bu mıntıkada Hükümet Caddesi'nde, Belediye Caddesi'nde, Devlet Sahil Yolu üzerinde yaklaşık 8-10 tane et ağırlıklı lokanta var. Doğal olarak özel, yöresel yemekleri yapan yerler de var. Fakat bu yöre sakinleri bu bacaların sağlıklı işlemeyişinden dolayı yağ kokusundan illallah demişler. Bu konuda buranın müdavimi, bu mahallenin doğma büyüme evladı Ünye Ekspres eski adıyla sahibi Ünye Tur sahibi Ahmet Cerrahoğlu'ndan beraber. Ahmet Bey, bizim özetlediğimiz olayı bir de bizzat yaşayan insanlar olarak siz anlatın. Kameramanım da siz anlattıkça oralara girsin. Buyurun. Şimdi esnaf arkadaşlarımın hakkında bir şey demiyorum ama kurum olarak, kuruluş olarak dernekler olsun, ticaret odası, işte bu lokantalar, yemek dernekleri olsun, vergi dairesi olsun ve belediye olsun. Bu gibi yerlere işletme ruhsatı verirken, yani burada aileler oturuyor mu, esnafların durumları ne, bunlar hiçbir şey sorulmadan ruhsat veriliyor. Bu bir. Bugün ayın kaçı? Üçü. Yedinci ayın üçündeki Mavi Bar'ın yanında, işte kokoreççi olarak açılan yerde, dün bu Arastaya rüzgarlı sokak. Evet. Bu taraf. Kokoreç takmış. Yavaş. Yani oradan. Böyle bir koku yok. Böyle bir koku yok. Buradaki restoran arkadaşların bacalarından çıkan, işte ön taraftaki Paşam restoran, isim veriyorum ben, Paşam restoranı olsun, çarşı, köfte, dönerci olsun. İşte yeni yerler açılıyor, İskender. Şimdi bacaları da görüküyor zaten, bir filtresi falan yok. Filtresi falan yok. Yani bir esnafa sorulmadan, biz önceki dönemlerde bir şey açıldığı zaman veya bir fabrika açıldığı zaman, tamam ticaret serbest. Ünyemizin daha önce yaşayanlar bilir, bir Ege lokantamız vardı. Bir Görgülümüz vardı. Ondan sonra 6. duraktı. Birkaç esnaf daha arkadaşlar açtılar lokantaya. Ben vergi dairesine gittim. Vergi dairesinin müdürüne dedim ki, müdür bey böyle böyle. Yani bu kadar niye açtırıyorsunuz? Ticaret serbesttir dedi. Aradan 3-4 ay geçti. O dediğin 4 tane firma kapattı. Ege'de dahil olmak şartıyla, Ege restoran. Sadece Sofra ve Görgülü kaldı. Öbürleri kasaba borcu olan, tüpü borcu olan, bunları hiç kimse galeye almadı. Adam vergisini ödeyemedi. Daha önceki dönemlerde Sayın Ümmet Kandoğan, kaymakam beyimiz vardı. Bizim Ünyeli iş adamları olarak, ticaret odası başkanları olarak ve esnaf başkanları olarak bizi topladı. Konya ve Denizli yöresindeki sanayi bölgesine gittik. Orada havlu fabrikaları, yeni Pimapen mağazaları açıldığı zaman dedik ki, biz de bir Pimapen fabrikası açalım veya havlu fabrikası açalım. Açamazsınız dedi. Niye, ticaret serbest değil mi diye konuştuk. Dedi ki, burada 5 tane havlu fabrikası var. Üretilen, çiftinin ürettiği pamuk 5 tane fabrikaya yetiyor. 6.sı açıldığı zaman rekabet olur. 5 kişiden birisi iflas ettiği zaman çiftçi mağdur durumda kalır. Ben de o dönemdeki ticaret odası başkanları olsun ve Ünye'li iş adamlarımız olarak, duydunuz mu diye söyledim. Bizim belediye caddenimizde 40 tane esnaf varsa, 40 tane esnafı 4 berber doğruyorsa 5.sı haramdır. Hükümet Caddesi de aynı öyle. Ama bu, bir bakıyorsun 100 tane telefoncu açılmış, 100 tane dönerci açılmış, yani 100 tane köfteci açılmış. Yeter ki bir yenilik olduğu zaman peşi hemen geliyor. Bu sadece Ünye'de var. Bunu Fas'ta bulamazsın, bunu Terme'de bulamazsın. Sadece Ünye'de var. Ama kardeş bile bir iş yeri açsın, ona abisi veya kardeşi bile gözü götürmüyor. Bu sadece Ünye'de var. Bu da karmaşaya sebep oluyor. Yani, İnsan sağlığını olumsuz etkiliyor. Yani evet. Şuranın yangın merdiveni yoktu biliyorsunuz. Yangın merdiveni yoktu. Yani şuradaki gürültü, bir buçuk aydan beri çıkan gürültü, burada torunlarım, çocuklarım var benim uyuyan. Peki, koku bir tarafa diyorsunuz. Yani o gürültü bir tarafta. Şimdi de iş işten geçmiş, ata binen Üsküdar'ı geçmiş. Vay efendim, buranın yangın merdiveni olmadan nasıl ruhsat verildi? Öyle bir şey yok. Şimdi belediyemize telefon açıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi bakıyor. Abi, bir şeyi bilmemek ayıp değil.
öğrenmemek ayıptır. Kesinlikle. Sayın bir önceki dönem, ilk dönemlerde Sayın Ahmet Çamyar Belediye Başkanımıza şu Atatürk Parkı'nı Ünye Belediyesi'ne kazandıran dernekler olarak biziz. Niye biziz? Gidin büyükşehire sorun dedim, büyükşehirlere. 10 dönümü geçmeyen yeri Büyükşehir Belediyesi beldelerinden alamaz. Bu kanunda var. Orası 7 dönüm. 7 dönüm. Hayatta alamayacağı yer. Ya geri verdi. Bizim o yazıyı. Şimdi otogarda Fatsa 2 milyar 750 milyon liraya otogarda kira borcu veriyor. Ordu 3 milyar 250 milyon lira veriyor yıllık. Biz 27 milyar lira veriyoruz. Şu an 30 küsür milyar liraya geçiyor. Ha, arkadaşlar, ben de Otobüsçüler ve Eczacılar Derneği Başkanı olarak şimdi arkadaşlarla bir araya geleceğiz. 12 tane, 16 tane eczaneyi 3 eczaneye düşüreceğiz. Ödeyemiyorlar ki, hepsinin borcu var, hepimizin borcu var. Yani Ünye'de, Ünye esnafı olarak bir tane belediye dükkanında duran kiracımız kalmadı. Büyük caminin arasında orayı da yıkacaklar ve de kasapların olduğu yer orası da yıkılacak. Bir tane esnaf yok. Ünye dükkanlarında belediye dolar kiracı olarak kalan. Belediye sineması altı, belediye başkanlığı altı, şu gördüğümüz bina hala bomboş duruyor. Burada da esnaflarımız vardı bizim. Neredeler? Yani bunu ben şey olarak söylemiyorum. Ticaret odası, şoförler odası, efendime söyleyeyim, öbür dernekler de dahil. Ne yapıyorlar ben bunu anlamıyorum. Ben bunu anlamıyorum. Herhalde aidat topluyorlar. Ya aidatından ziyade şöyle, dernek de, eğer dernek de bu iş oluyorsa, kurumlarından oluyorsa, ben 27 seneden beri Otobüsçüler ve Eczacılar Derneği İşletme Derneği Başkanıyım. Çok özür dilerim. Yıllardan beri bu işi yapıyor. Hiçbir şeyde, kurumda gördünüz mü beni? Görmedim. Çağırmıyorlar. Niye? Ben beyaza siyah demiyorum. Demiyorum. Netice olarak şikayetinizi... Yani yeşil dolmuş hattı açıldı. Sayın İsmail Cerroğlu'nun zamanında. Senayi Abeşir'in eski Şavle taksilerle açıldı. Rahmetli. Parkın karşısından yer konup Cüğrü tarafına. Şimdi Çatalpınar adarı. Niye? Rant kazanılmış. 10 tane daha oraya eklemişler. Kırmızı dolmuş hattı durakların karşısından kalkıyordu. Yine müsaade eden bizim esnaf arkadaşlarımız oldu. Onları da Anasu Mahallesi'ne kadar göndermişler. Peşinden tutuldu. Birinci, ikinci dolmuş hattı açıldı. Taksi duraklarına hibe verilmek üzere açıldı aslında bunlar. Ama rant konumunda başka yerlere gidildi hep. Ben anlamıyorum. Ben Ünye'de doğdum. Eş dostlarımız da hepimiz Ünye'de. Hani hakkıyla şey yapıldığında her türlü destek olarak biz yanlarındayız.